Sayın Muallim, kıymetli misafirler, yalnızca Türkiye için değil, bölgemiz ve genel manasıyla tarihin akışı için büyük bir öneme sahip hadisenin yıl dönümünde, hain darbe girişiminin başarısız kılınması ve neticenin millet lehine cereyan etmesi hususunda belirleyici olmuş kahraman bir vatan evladını, aziz bir şehidi konu alan bir belgeselin gösterimi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerimin başında milletin hafızasına kahramanlığıyla nakş olan şehit Ömer Halis Demir'i ve o gece iman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıkması için şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. O meşhur geceyi mücadeleleriyle bir gurur tablosuna çeviren milletimizin aziz evlatlarına, hususen gazilerimize hayırlı, sağlıklı bir ömür niyaz ediyorum. Dünyanın farklı ve bugünün imkanlarıyla dahi birbirine hayli uzak coğrafyalarına, beldelerine gittiğimizde, milletimizin çetin bir mücadeleyle ortaya konulduğu aşikar olan gücüne, izlerine, tesirine tesadüf etmekteyiz. Orhun Vadisi'nden Avrupa düzlüklerine, Karadeniz'in kuzeyinden Kuzey ve Doğu Afrika'ya, Hint yarımkıtasından Arabistan'a, Kafkasya'dan Uzak Asya'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar yayılan bu tesir ve izler, açıktır ki bir cehdin, kesintisiz bir mücadelenin, ısrarlı bir hamle iştiyakının ve engel tanımaz bir iradenin neticesidir. İşte bu yüzdendir ki tarihin en eski devirlerinden itibaren, bilhassa da son 1000 yılda milletimizin coğrafyalara nizam, tarihe intizam vermek hususundaki kudreti inkar edilemez boyutlardadır. Hemen belirtmeliyim ki, bunları bir övünme vesilesi olsun veya gururumuz okşansın diye değil, bu tesiri ve tabloyu ortaya çıkaran ruhu, insan tipini ve sahipleri anlama mecburiyetimizi işaret etmek için söylüyorum. Tarihçiler ve edebiyat araştırmacıları, milletimizin çok geniş coğrafyalarda ve tarihin farklı devirlerinde uyandırdıkları tesirleri neyin doğurduğunu anlamak için büyük çaba sarf etmişlerdir. Sadece bizim için değil, dünyanın eşine az rastlanır tarihçilerinden olan Halil İnalcık Hoca'ya göre Osmanlı'nın büyümesinde ve hızla yayılmasında ana sahiplerden birisi gaza fikriyatıdır. Keza Anadolu'nun ve Balkanların İslamlaşmasında büyük pay sahibi olan zümrelerden birisi Gaziyan-ı Rum namıyla tanınan gazilerdir. Gaza fikriyatının ne olduğu, gazilik zümresinin niteliği üzerine uzunca şeyler söylenebilir. Fakat gazaya baş koymuş, gaziliği hayatının merkezine yerleştirmiş bir kimsenin ruh halini ve hayata bakışını en iyi yansıtan eserlerden birisi, Türk Edebiyatı'nın büyük kalemi Ömer Seyfettin'in başını vermeyen şehit hikayesidir. O muhteşem hikayede anlatılan ve dayanağını Peçevi tarihinden alan hadise, aslında yüzlerce yıllık bir kahramanlık, sonunu hesaba ihtiyaç duymadan lüzumlu olanı yapma ve ilan-ı kelimetullah davası için mücadele etme geleneğinin en güzel ve en yalın tasviridir. Ömer Seyfettin'in hikayelerini, özellikle de başını vermeyen şehidi fantastik ve gerçeküstü bulanlar, Çanakkale Zaferi'nde ve milli mücadelede birçok kahramanlık levhasına bakabilirler. Mesela Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı sırasında Conk Bayırı'nda şahit olduğu bir hadiseyi, milli bir şehidi andığımız böyle bir toplantıda aktarmakta fayda görüyorum. Gazi Mustafa Kemal bir gazeteye verdiği beyanatta hadiseyi şöyle anlatıyor. Size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperde girer, hiçbiri kurtulamayacak şekilde tamamen düşüyor. İkinci siperdekilerin onların yerine gitmesi gerekiyor. Fakat ne kadar gıptaya şayan bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren,
şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran işte bu yüksek ruhtur. Kıymetli misafirler, Türkiye'ye yönelik suikastlerin en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde bu belgesel ve bu belgeselin direnişin yoğun yaşandığı İstanbul'umuzda gösterime girmesi çok kıymetlidir, çok manidardır. Bundan 5 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğleye kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık. O sıcak gecede millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastine ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini gasp etmek isteyenlere direnen 251 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2000'i aşkın kardeşimizin gazi olduğunu hep birlikte gördük. Bugün burada gösterime giren belgesel, o geceye dair şahitliklerin önemli ve kıymetli bir parçasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak vatanperverliğin şartlarından birisidir. Üstelik şunu iftiharla tespit etmeye mecburuz ki milletimiz Ömer Halis Demir'i çok sevmiş bir kahraman olarak zihnine ve gönlüne nakşetmiştir. Bu öyle bir benimseyiştir ki bugün Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde, beldesinde hiç ummadığınız bir anda ve yerde karşınıza onun bir resmi çıkabilmektedir. Adını odlar alan çocuklar vardır ve bu milletin teveccühünü, muhabbetini gösteren büyük bir mazhariyettir. Bu benimseyişin ve muhabbetin bir sebebi şüphesiz ki şehit Ömer Halis Demir'in o gece gösterdiği cesaret ve serdengeçliliktir. Fakat diğer bir önemli sebep ise milletimizin o gece benzer bir tavrı takınmaya hazır olarak meydanlara çıkarak ihanete geçit vermemesidir. Milletimiz Ömer Halis Demir'de kendisinde var olan vatan için her türlü fedakarlığa hazır olma halini görmüştür. Ömer Halis Demir o gece Türkiye'nin bütün şehirlerinde meydanları, yolları coşkuyla ve karşı bulunması imkansız bir insan seni olarak dolduran milyonlar gibi bu memleketin asıl sahibinin kim olduğunu, o şerefli üniformayı giymeyi esasen kimin hak ettiğini gösteren o tarihi ana vurulmuş bir mühürdür. Ve o gece Ömer Halis Demir'in yere yıktığı, sadece iktidar hırsı uğruna ruhunu düşmana satmış bir işbirlikçi değil, aynı zamanda Türkiye'ye ve aziz milletimize karşı kurulmuş bütün tuzaklardır. Esas itibariyle Ömer Halis Demir'de milletimizin gördüğü yüzlerce yıllık bir fedakarlık ve kahramanlık geleneğinin tezahürüdür. Devleti ebed müddet davası uğruna verilen mücadeleler, Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın beyaz elbisesi içinde kararlılık nişanesi olarak atının kuyruğunu bizzat bağlaması, İstanbul'un surlarına tırmanan Ulubatlı Hasan'ın yiğitliği, Çanakkale'de ölüme korkusuzca yürüyen o askerin imanı, 100 yıl önce işgale direnen Mehmetçiğin azmi, terörle mücadelede yönünü kızılelmeye çeviren kahramanlarımız adeta Ömer Halis Demir'de tecessüm etmiş, ihanete geçit vermeyen bir heybete dönüşmüştür. Sözün burasında bir noktaya temas etmek gerekir. Ömer Halis Demir, siyasi bir hesaplaşmada hayatını kaybetmiş bir kurban değildir. Memlekete ve millete kurulmuş bir tuzağı boşa çıkarmak için hayatını ortaya koymuş, hain bir teşebbüsün başarısız kılınmasında büyük rol oynamış, iftihar edilecek bir şehittir. İşte bu yüzden Ömer Halis Demir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler, o hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitler siyaset değildir. Şunu da her zaman hatırda tutmalıyız. Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir. Kıymetli misafirler, 15 Temmuz darbe girişimi bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı, milletimizin verdiği karşılık ise asaletine yakışır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye,
o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar ya gafillerdir ya da memleketimizin ve milletimizin düşmanlarıdırlar. 15 Temmuz gecesi milletimiz sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasp etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür. Sözlerime son verirken, bu belgeselin yapımında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milletimizi ve ülkemizi o karanlıktan çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. O gece Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi, ihanete geçit vermeyen aziz milletimizi minnetle ve hayırlı ömür temennisiyle selamlıyorum. Başta Ömer Halis Demir olmak üzere hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını rıptayla, şükranla ve rahmetle anıyorum. Saygılarımla.